Değerli okuryorum takipçileri, bu videomuzda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi öğretmenlerinin TÜBİTAK projelerine nasıl katılabileceğini, katılıp katılmasına değmeyeceğini, eğer katılmak istiyorsa da bu konuda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini konuşacağız. Bu konuyla ilgili yanımızda uzman bir konuğumuz var. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Evimize, stüdyomuza konuk oldu. Kendisi Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi Doçent Doktor Hamza Aktaş. Evet. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Önce sizden ben kendim biraz dilimin döndüğünce bahsedeyim. Daha sonra sizi tanıyalım inşallah. Kendisi TÜBİTAK projeleri konusunda, yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerin başvurduğu TÜBİTAK projeleri konusunda uzun yıllardır sahanın içinde olan tecrübeli bir hocamız. Dolayısıyla bu konuda bize söyleyeceği epey söz vardır. Bize göstereceği yol vardır diye düşünüyorum. Hocam o zaman kısaca sizden bir dinleyelim ve daha sonra konumuza geçelim inşallah. Değerli hocam teşekkür ediyorum. Şimdi 1976 Sakarya Hendek doğumluyuz. Kur'an kursu, İmam Hatip Lisesi, geçmişimizden sonra Uludağ İlahiyat Fakültesi 1997-2002 yılları arasında eğitim gördük. Ondan sonra Marmara İlahiyat Fakültesi'nde 2002 ile 2005 yılları arasında yüksek lisansımızı din eğitimi anabilim dalında yaptık. Aynı şekilde yine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde din eğitimi anabilim dalında 2007 ile 2012 yılları arasında doktoramızı yaptık. Ondan sonra 2012 ila 2022 yılları arasında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hem İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı'nda hem bölüm başkanı olarak hem de işte öğretim üyesi olarak görevimizi devam ettirdik. Din Eğitim Anabilim Dalı'nda da görevimizi devam ettirdik. Hocam ondan en sonunda da şu anda halen Şubat 16 2022 yılından itibaren Düzce İlahiyat Fakültesi'nde aynı şekilde din eğitimi ana bilim dalında, şu anda din bilimleri ana bilim dalı geçiyor. Din bilimleri ana bilim dalında öğretim üyeliğine devam ediyoruz. Evet hocam bu TÜBİTAK projeleri aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde akademik çalışma şeklinde, tarzında ilerleyen bir süreç. Evet doğru. Ve bu konuda da danışmanlık olarak öğretim üyelerinden destek alınıyor. Evet. Yani sizin o tecrübeniz de oradan kaynaklanıyor. Yani tabii şeyler size geliyor. Bu yazılmış olan projeler, onay verilmesi, düzeltme evet. oluyorsa bilmiyorum evet. düzeltme oluyor mu. Dolayısıyla siz iyisini de, kötüsünü de, başarılısını da, başarısızını da evet. uzun yıllardır görüyorsunuz bu evet. TÜBİTAK projelerinin. Bize de çok soru geliyor. Hatta şöyle bir şey geliyor. Yani niye katılıyoruz ki biz din kültürü hocaları, İmam Hatip hocaları olarak bu TÜBİTAK dediğin bilimle ilgili evet. Bizimki ona uymuyor işte. Uçan dronlar, uçmayan drone var mı bilmiyorum da, dronlar, işte elektrikli güneş enerjili arabalar falan evet. bizimle ne alakası var diyorlar. Aslında işin içine girdiğimiz zaman alakasının olduğunu ben görüyorum ama evet. Biraz bu konulardan da inşallah bahsedeceğiz. Tabii TÜBİTAK ki. Projesi nedir hocam? Önce onunla bir başlayalım milli eğitim açısından. Değerlendirmelerinizin içerisinde söylemem gereken birkaç cümle var. Onu söyledikten sonra TÜBİTAK Projesi nedir diye konuşabiliriz. Değerli hocam, evet. Teknolojinin eğitim altyapısına çok ciddi şekilde katkı vermeye başladığı dönemde din kültürü ve ahlak bilgisi olsun, İmam Hatip meslek dersleri olsun, bundan uzak durmamız mümkün değil. Bu anlamda aslında hem altyapı desteğini sağlamak hem de ilerleyen zamanlarda toplumsal ve kültürel hayatımıza daha iyi bir şekilde girebilmek adına hem İmam Hatip Lisesi, hem meslek dersleri öğretmenleri, hem işte din kültürü ve ahlak öğretmenlerimizin de kesinlikle gündemi okur yazar becerisi olması gerekiyor. Gündemi takip etmesi ve gündemdeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak öğretmenliğimizi aslında inşa etmemiz gerekiyor. Burada çok önemli bir nokta bu TÜBİTAK projesi. Peki TÜBİTAK projesi nedir? Aslında hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi akademik anlamda bilimsel bir zemine oturtmak ve bilimsel bir altyapı çerçevesinde ve günümüzün ihtiyaçlarını ve özgün fikirler doğrultusunda günümüz ihtiyaçlarını sahadan aslında elde edilen tecrübelerle
hem öğrencilerimizi teşvik etmek hem de öğretmenlerimizi teşvik etmek anlamına gelebilir. Başka açıdan da baktığımız zaman TÜBİTAK projesinde yani bir defa problem çözme becerisini çok iyi bir şekilde yukarı çıkarıyor. Analitik düşünme becerisi. Ondan sonra yani hem öğretmenlerimize bu anlamda çok katkı veriyor hem de öğrencilerimizin gelecek hayatlarına daha olumlu ve daha pozitif bakabilme adına da çok güzel projeler gerçekleştiriliyor. Evet, bu sizinle bu konuyu konuştuktan sonra çekimle ilk konuştuğumuz zaman arasında ben epey bir ders çalıştım TÜBİTAK projesi konusunda. Ve şunu gördüm hocam, bu bizim zannettiğimiz gibi sadece araba yürütmek, işte biyoloji, fizik, kimya meselesinde laboratuvara girmekle ilgili bir şey değil TÜBİTAK projesi. Değil. Değerler eğitimi diye bir alan var, Evet. ana alan var. Aynı fizik, kimya, biyoloji gibi değerler eğitimi alanı da var. Ve burada öğretmenin öğrencisiyle birlikte akademik düşünme becerisini kazanabildiği alan, her alanda yapabileceği birçok iş var. Doğrudur. Yani biraz sonra biraz konuşuruz. Sanki tez yazıyormuş, tez hazırlıyormuş gibi. Evet. Onun biraz daha küçüğü şeklinde. Önce bu anlayışın herhalde öğretmenler tarafından biraz aşılması lazım. Kesinlikle. Ama bu TÜBİTAK projelerinin birkaç da şeyi var. Alt bölümleri var herhalde. Evet. Yani okulda yapılan şenlik şekli var. Biraz daha büyüğü var, daha da büyüğü var. Onlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi değerli hocam, şimdi TÜBİTAK projelerinin geniş kapsamı işte bizim aslında benim de daha fazla hemhal olduğum ve daha fazla yönlendirmeye çalıştığım nokta değerler eğitimi. Çünkü İlahiyat Fakültesi olarak ve son dönemlerde de günümüzde zaten değerler eğitimine çok yüksek düzeyde bir hassasiyet gösteriliyor devletimiz tarafından da. Çünkü 10 kök değer üzerine bina edilmiş bir din kültürü varlık bir öğretmenliği anlayışı var. O 10 kök değerin kesinlikle gençlere aşılanması, gençlere aktarılması meselesinde de aslında bu tür projeleri devreye sokmak çok daha güzel, çok daha mantıklı oluyor. Yani bu anlamda prosedür işleri belki bizi şey yapabilir, geri adım attırabilir. Ama çok da fazla prosedüre yani çok da ihtiyaç duymadan biraz işin açıkçası bu işin gerçekten altyapısını da TÜBİTAK ciddi anlamda sağlamış. Her şekilde çok kolay başvuru süreçleri söz konusu. Onu da detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda herhalde anlatacağız. Ama dediğim gibi kapsam olarak değerler eğitimi anlamında mesela diyelim geçenlerde şahit olduğumuz bazı şeyler var mesela projeler var. Erzurum bölgesinde mesela Gümüşhane Üniversitesi'ndeyken Erzurum bölgesinde tutmuş mesela bu Kurtuluş Savaşı döneminde oradaki annelerimizin Kurtuluş Savaşı döneminde elde etmiş olduğu o kazanımlar ve işte vatanına, milletine çünkü milli ve manevi değerlerimizin de ön plana çıkarılması gerektiği düşüncesiyle Nene Hatun, Nene Hatun'un altyapısını incelemiş ve şu anda günümüz gençlerine Nene Hatun'un altyapısını anlatarak geçmişteki değerlerimizin şu anda daha hissedilir duruma çıkarılmasını isteyen projeler söz konusuydu. Yani değerler eğitimi kapsamı da çok kısıtlı bir şekilde belki görülebilir. Mesela daha pratiğe dökme noktasında belki sıkıntılar çekilebilir ama konu alanları gerçekten çok geniş. Mesela geçen senelerde karşılaşmış olduğum bir projede şu. Marangozluk faaliyeti gerçekleştiren bir şeylerde, mağazalarda, mobilya üretim merkezlerinde, mobilya firmalarında fazla kalan MDF'leri, suntalemleri mesela o israf olmaması. Çünkü bizim işimiz israf. Mesela değerler eğitiminin en önemli noktalarından bir tanesi israf. İsraf olmaması için onları eski tür mesela daha bizim işte 30 sene önceki çocukluk dönemimizdeki 30-40 yıl önceki çocukluk dönemimizdeki o oyuncakları dönüştürerek çocuklara oyuncağa dönüştürdüler mesela çocuklara yönelik hem sosyalleşme anlamında hem de arkadaşların paylaşımı anlamında çok güzel projeler gerçekleştirmişler. Yani bu anlamda sadece dini ve din eğitimi altyapısı değil, kültürel anlamda, ekonomi anlamında, iktisat anlamında ama bizi ilgilendiren taraflarının da değerler eğitimi çerçevesinde projeler gerçekleştirebileceğini söylemek mümkün. Aslında bir de alt tematik alanı var Evet. TÜBİTAK projelerinin.
Evet. Şunu da önce söyleyeyim ben. Burada biz okullardaki şenlik olarak okul bahçelerinde düzenlenen TÜBİTAK projelerinden değil, 2204 değil mi? Evet. 2204A, 2204B Evet. olan o büyük bölge projelerine, yarışmalarına gidebileceğimiz şeyleri konuşuyoruz. Tabii. Burada öğretmenin öncelikle şu konuda ikna olması lazım diye düşünüyorum hocam ben. Ben bir din kültürü öğretmeni olarak bir TÜBİTAK projesine katıldığımda bunun bana, öğrencime, okuluma ne faydası var? Bir din kültürü veya İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni bir projeye katılacağı zaman emek sarf edecek, kafa yoracak, işte birçok şeyden vazgeçecek, feragat edecek. Bu niye olmalı hocam? Niye değsin ki bir öğretmen bir projeye katıldığı zaman? Az önce de ifade ettiğim gibi Mustafa Hocam, şimdi niye? Şimdi birçok alandaki öğretmenlerimizin bu anlamdaki eğilimi, hassasiyetine baktığımız zaman bizim de o taraflarda olmamız gerektiğini zaten hissetmemiz lazım. Çünkü dünyaya baktığımız zaman, eğitim altyapısına, eğitim teknolojilerine baktığımız zaman, yani sadece teknolojik anlamda değil elbette. Yani birçok alanda din kültürü ve ahlak bilgisinin bunun dışında kalması mümkün değil. Buna girift bir halde olması gerekiyor ve ne fayda sağlıyor? Ya elbette ki mesela ekonomik getirisi, bölge yarışmasında dereceye girdiği zaman bir takım TÜBİTAK'a şey alabiliyor, danışmanlık, yürütücülük anlamda maddi destekler alabiliyor. Ama bu bir araç. Amaç o değil. Amaç sadece eğitim altyapısında akademik bir çalışmanın ürünü elde edebilmek için hangi yollara başvurmamız gerektiğini veya buradaki kazanımlarımız aslında günümüz çocuklarının eğitim altyapısına daha ciddi anlamda katkı verebileceği düşüncesiyle aslında bu tür projelere katılım göstermesi gerekiyor Yani öğretmenlerin. şöyle diyebilir miyiz hocam? Öğretmen açısından bakalım. Bir TÜBİTAK projesine katılan ve o konuda kafa yoran bir öğretmen, yarın öbür gün bir yüksek lisans tezi yapmaya karar verdiği zaman fark edecek ki orada çalıştığı şeyle bu şey çok farklı, aynı yani. Evet. Kendisine de bir yol açmış olacak, hazırlık yapmış olacak. Tabii ki şimdi bak altyapı itibariyle şimdi bakın ya az sonra belki de değineceğiz buna. Nasıl bir şablon oluşturulması gerekiyor vesaire TÜBİTAK projesinde. Akademik bir disiplin elde edebilmek gerçekten burada çok kolay bir şekilde elde edebiliyor. Evet, özveri gerektiriyor. Evet, mücadele gerektiriyor. Evet, bir takım sosyal aktivitelerden feragat etmek gerekiyor. Ama kazanımları da yok sayılamayacak derecede çok yüksek düzeyde oluyor. Yani gelecek anlamında daha güzel, daha ciddi anlamda. Çünkü şu anda son dönemlerde biliyorsunuz bilim fuarları, TÜBİTAK bilim fuarları var, teknofestler var ve buna eğilim gösteren bir nesil söz konusu. O nesline en azından daha doğru yönlendirme yapmamız gerekiyor ve bu konudaki akademik disiplini, akademik altyapıyı elde edebilmek adına da din kültürü öğretmenlerin burada varlığını Evet. şey yapması lazım, göstermesi Ben hep gerekiyor. öğretmenlerin faydasını olan tarafları düşünmeye çalışıyorum hocam. Evet. Sınıf yönetimine katkısı olur. Kesinlikle. Çünkü öğrencilerle okul dışında da bir faaliyette bulunuyorsunuz. Bunun Evet. iletişime de çok büyük faydası oluyor. Biz şu anda mesela öğretmenler olarak proje tabanlı öğrenme konusuna odaklanmaya çalışıyoruz. Bu Evet. doğrudan bir proje tabanlı öğrenme. Tabii ki. Bir projenin üzerinde çalışıyorsunuz. Problem çözme üzerine, sebep-sonuç ilişkileri kurma, oradan varsayımlar üretme, yani hayatın her alanındaki problemleri çözme konusunda bir kazanım Evet. elde ediyorsunuz öğrencilerle. Okulda bir atmosfer oluşturuyorsunuz. Hep bizim şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi din kültürü öğretmenleri hep geride kalıyor. İşte öğretmenler odasında işte ön plana çıkan, takdir gören, kabul gören bir inisiyatif alan bir konuma çıkamıyor diyoruz. Bu o konuyla ilgili bir fırsat. Yani neresinden bakarsan bakayım benim bu konuya eğilinilmesi gereken bir proje gibi duruyor yani. Evet değerli hocam bakınız şimdi Gümüşhane Üniversitesi'nde ilk defa mesela eğitim teknolojisi ve materyal tasarımı denilen bir dersimiz vardı. Ve o dersimizde biz 200 tane proje ortaya çıkardık. Yani şöyle yaptık. Ortaokul konularını ta 4. hatta ilkokul 4. sınıftan ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıftaki tüm yani din kültürü müfredatından ünite başlıkları çerçevesinde, ünitenin içerisindeki başlıklarla, konu başlıklarıyla hepsini arkadaşlarımıza verdik ve bir proje ürettik.
Ve proje örtüklü hepsi dini materyal oluştu ve İlahiyat Fakültesi'nin zemin katında bir sergi yaptıktan sonra o yani öğrencinin iştiyakı, öğrencinin o etkileşimi, interaktif olarak işte sosyal etkileşimi, hatta okullardan öğrenciler gelerek öğrenciler bizzat o projeleri gördükten sonra oradaki enerjinin, oradaki sinerjinin yani mutluluk hissiyatını çok yüksek düzeyde ve ya biz de bir şeyler yapabiliyoruz çok iyi bir şekilde elde ettiklerini gördüm. Ve bu daha sonraki dönemlerinde hatta o projeleri saklayıp öğretmenliklerinde de kullanmak istediklerini gördük orada. Biz o işin o koordinasyonunu yaptık. Gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Yani din kültürü öğretmenlerinde okullarında bu tür projeler yaparak aslında hem öğrenciyle öğretmen arasındaki iletişim koordinasyonu çok daha iyi düzeylere çıkarıyor. Hem de yani eğitim az önce dediğiniz zaman sınıf etkili sınıf yönetimi işte eğitim yöntem ve teknikleri hususunda da bize ciddi anlamda katkılar sunuyor yani. Sunuyor. Hocam bir öğretmen diyelim ki bu videoyu izledi, gaza geldi. Dedi ki ben Ocak-Şubat dönemi onların başvuru süreleri. O dönemde ben başvuracağım. Ama o zamana kadar en büyük çekilen sıkıntılardan bir tanesi de kime soracağım? Nasıl bir rehberlik alacağım? Bu konuyu bana anlatacak kimse yok mu gibi. Nasıl yol izleyeceğini bilememek oluyor. Bir öğretmenin bu konuda çalıştığı okulda, ilçesinde, ilinde bulabileceği bir işte formatör öğretmen, rehber öğretmen vesaire gibi bir imkan var mı? Şimdi değerli hocam, TÜBİTAK tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine TÜBİTAK koordinatörü seçilmesi konusunda resmi yazıda yazarlar. Şimdi zaten insan ilgi alanını açtıktan ve genişlettikten sonra bakar, araştırır. Çünkü ha, ben bu işe merak duyuyorum. Acaba bu işte nasıl oluyor diye dedikten sonra zaten yollar açılmaya başlar. Bir defa resmi prosedürler çerçevesinde TÜBİTAK il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine her okulun bir koordinatörü, TÜBİTAK koordinatörü olması gerektiği konusunda bir resmi yazı yazar ve karşı tarafında da işte okul müdürleri veya ilçe milli eğitim veya il milli eğitim müdürleri gerekli hassasiyeti gösteren öğretmenleri isim olarak gönderirler. Hem o kanal üzerinden ulaşabilirsiniz hem de çok rahat bir şekilde internet altyapısıyla TÜBİTAK'ın ARBIS denilen bir de BİDEP denilen bir şey var, altyapısı var. ARBIS araştırma bilgi sistemi. Çok rahat bir şekilde E-Devlet şifresi üzerinden ARBIS'e giriyorsunuz. Onda oradaki CV'nizi oraya ekliyorsunuz. Yani ne yaptınız, şu ana kadar ne yapıyorsunuz, öğretmenlikteki elde etmiş olduğunuz kazanımlar, başarılar nelerdir? Akademik bilgi sistemine ARBIS'e girdikten sonra ondan sonra bir de bilim insanı destekleme programı da var. Bilim insanı destekleme programına girdikten sonra orada proje nasıl yürütülür, proje nasıl sağlanır, proje şablonu, projenin yürütülmesi konusunda hangi ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Ondan sonra her sene TÜBİTAK hem yani 2204A lise projeleri, 2204B ortaokul projeleri, okullarda rehberler ve kılavuzlar hazırlanır. Öğretmenlerin bilim fuarları çerçevesinde yürütücüsü olmaya çalıştığı projeler konusunda altyapı rehberleri hazırlanır. Şu anda internet altyapısında çok rahat bir şekilde bunlar sağlanıyor. Ve başvuru süreci de öyle zor bir iş değil yani. Oturduğunuz yerde internet ortamında çok rahat bir şekilde elde edebileceğiniz altyapı gerçekten çok ulaşılabilir. O konuyla ilgili de TÜBİTAK'ın ana sayfasında, Evet. sitesinin ana sayfasında sağ tarafta yarışmalar diye bir Evet. link var. Evet. O yarışmalar linkinde bütün bahsettiğimiz şeylerin başvuru süreçleri nasıl oluyor, ne gibi formların doldurulması gerekiyor, geçmiş yarışma örnekleri neler, bununla ilgili de çok fazla Tabii tabii. şey var, örnek var. O konuda yani öğretmenler bir sıkıntı çekmemesi Çekmez. gerekir. Hatta ve hatta mesela diyelim ben nasıl bir konu çalışmalıyım? Yani işte mesela işte bu projeyi geliştirirken neler dikkat etmeliyim? Hangi konu alanlar var dediğin zaman geçmişe yönelik tüm şu anda bölge yarışmasına davet edilen, çağrılan bütün konu başlıklarına da ulaşabiliyorsunuz. Evet, ona ben ulaştım hocam. Evet. Onu da örneğini vereyim buradan. Epey bir 2016'dan bugüne değerler eğitimi alanı da
çok konumu aktif. Konmuş. Evet. Öncesinde diğer alanların altında evet. Serpme olarak duruyormuş. 2016 ile 2021 mi, 2022 mi tam hatırlamıyorum. Arasını 2020, çıkarttım. Şu anda 2021 arası var. Şöyle şuraya da göstereyim. Bunun 17 katı, 17 evet. sayfa tuttu. Böyle küçük küçük 8 punto yazdım. Virgülle ayırdım. Yani buradaki konular o kadar çok ve o kadar çeşitli ki sadece bunu gözden geçirmesi bile öğretmenlerin tabii ki. Bunun bir farklı formatını yapması ile ortaya yeni bir konu çıkartabilir. Evet. Buna biraz sonra tekrar değineceğimiz için ben burada çok fazla üzerinde durmak istemiyorum hocam. Tamam. Yavaş yavaş şeye gelelim. Bir öğretmen TÜBİTAK projesine başvurmaya karar verdiği zaman nasıl bir yol izlemesi lazım? Yani bu işin prosedürü nedir? Önce nereye başvuracak? Formları var mı bu işin? Formları varsa insanı bezdiren tarzda mı? Bununla ilgili de kısa bir özet bilgi geçelim. Hocam işte yani işte büyük bir ihtimalle orada çok böyle işin açıkçası üniversite tarafında olduğumuz için okulda yürütülen prosedürü çok vakıf değilim. Ama tahminimce eğer TÜBİTAK bu şekilde bir yol izleyip resmi yazıları okullara gönderdiyse tam tersi de okuldaki başvuru sistemini de çok iyi bir şekilde koordine eder. Ama bütün formlar o ARBIS ve BİDEP'te var zaten. Ve orada yönlendirme yaptıktan sonra işte çok rahat bir şekilde internet altyapısıyla başvurabilme imkanı da var. Elbette ki okul müdürlüklerine de bu şekilde müracaatta bulunmak gerekiyor. Çünkü neticede oranın öğretmenisiniz ve oraya da bilgi vermeniz gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim, formlar var. İşte yani o süreçler az önce de ifade ettik aslında. Nasıl bir yol izlememiz gerektiğini konuşmalarımız açısından var ama biraz daha somuta indirdiğimiz takdirde orada yön ve yönlendirmeler var. Şimdi bir de şöyle söyleyeyim, bizim PYS, panel yönetim sistemimiz var. Biz orada aslında değerlendirme noktasında da işte geçmiş projelerin, derece girmiş projelere de çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Bütün öğretmenlerimiz de ulaşabilir. Hatta şimdi süreçte de yani 22 Mayıs'ta mesela Adapazarı şimdi 12 tane bölge var. O 12 tane bölgeyi şey yapıyorlar. Bütün çağrıları, kılavuzlar neticesinde çağrılar yapılıyor ve sonunda işte ilk başta 60-70 tane proje panel yönetim sisteminde jürilere gönderiliyor. Onlar 60-70 tane projeden ilk üçe girilmesi gereken projeleri seçiyorlar ve bölgeye gönderiyorlar. Bölgeye gönderdikten sonra bölge aşamasında sergiler düzenleniyor. O bölgede sergilendikten sonra bölgede ilk üçe girenler Türkiye yarışmasına gönderiliyor. Türkiye'deki dereceye girenlere de Avrupa'ya yolu da açılıyor. O anlamda şimdi öğretmen arkadaşlarımız ne yapmamız lazım? Şimdi öğretmen arkadaşlarımız orada formlar var. O formları hazırlamadan önce ilk başta proje nasıl hazırlanır? Bir defa özgün fikirli projeler çok önemli. Yani çok önemli. Özgün fikirli. Yani geçmişte çalışılmamış bir konuyu bulmak çok önemlidir. Burada geçmişte çalışılmamış derken hocam tamamen hiç çalışılmamış bir şey değil. Değil tabii ki. Yani şöyle yapmışlar mesela. Gözüme çarptığı için söylüyorum. Üç tane değeri almış. Yardımseverlik, sorumluluk, diğer gamlık. Evet. Bu değerlerin diyor yaşlılarla ilişkiler bağlamında değerlendirilmesi diyor. Evet, evet. Şimdi siz geçmiş yıllardaki o üç değeri çıkartırsanız onun yerine yeni bir üç değer koyarsınız. Tabii ki. Olur size yeni bir şey, proje. Barış Manço'nun şarkılarında bilmem ne değeri diyor. Barış Manço'yu çıkartırsınız başka bir şarkıcı koyarsınız, türkücü koyarsınız. Yani. Veya o değeri çıkartırsınız onun yerine başka bir değer. Yani sizin onunla nasıl bir farklı bir şey yaptığınız önemli burada. Tabii ki farklı işte yani o projeyi başka projelerden farklı kılan özelliği önemlidir. Ama burada çok önemli nokta bir, özgün fikir. İki, yaygın etki. Yani ne kadar çok öğrenciye hitap ederse veya ne kadar çok bölgeye hitap ederse. Şimdi bazı projelerde yerelleşmiş sadece ilçe bazındaki öğrencileri kapsayan projeler oluyor. Elbette ki o da değerli ama daha çok Türkiye'deki toplum yapısına ve Türkiye'deki öğrenci yapısına ve daha geniş kitlelere hitap edebilecek türden projelerin daha kabul geçer olduğunu,
genel geçer olduğunu düşünmemiz lazım. Yaygın etki bir de sürdürülebilirlik özelliği var. Yani mesela bazı projeler özgün fikir konusunda doğru noktalara ulaşmış. Mesela yaygın etki konusunda da ama sürdürülebilirlik tarafı yok. O zaman projede bir eksiklik söz konusu olabiliyor. Yani proje şablonlarına çok iyi bir şekilde vakıf olmak gerekiyor bu anlamda. Burada hocam biraz da ben yine öğretmenlerin tarafını tutmak zorundayım. Büyük düşünerek başarısız olmaktansa küçük düşünerek başarısız olmak ve bir sonraki sene onu düzelterek yol yürümek daha faydalı oluyor öğretmenler açısından. Tabii ki. Çünkü bizim genelde huyumuz bu. Çok büyük hayallerle, büyük şeylerle, projelerle yola çıkıyoruz ve ilerleyemiyoruz. O açıdan da mesela yaygınlık dediniz ya, orada ben mutlaka bütün Türkiye'ye yayılmalıyım, yok Akdeniz bölgesini kapsamalıyım demektense ilk başta yani belki reddedilebilir. Yani ya, o da herkes elbette kazanacak ki diye bir şey yok. Futbol maçı değil neticede bu. Tabii ki. Kendi ilindeki, ilçesindeki, hadi diyelim huzurevi, örnekler üzerinden de biraz gitmek istiyorum. Gidelim. Öğrenciler diğergamlık şeyini ve saygı, vefa değerlerini illerindeki veya ilçelerindeki huzureviyle paylaşmak için önce bir resim çalışması yapmışlar. Okullarında bir resim sergisi açmışlar. Daha sonra bu resim sergisini huzurevindeki yaşlılarla paylaşmışlar. Yani ya onları okula getirmişler ya da sergilerini huzurevinde açarak onlarla paylaşmışlar. İşte daha sonradan onların fikirleri, röportajlar vesaireyle zenginleştirmişler ve bir proje yapmışlar. Evet. Yani bu maddi açıdan da çok zor bir proje değil. Değil. Yani burada sadece öğretmenlerin, evet biz bu gerçekten bir şey yapmalıyız, yapabiliriz diyerek bir yola bir şekilde bir çıkmaları lazım. Şimdi hocam bakınız, bu tür örnekleri verdiği zaman ben de örnekleri vereyim. Mesela Basbil Öğren denilen bir projeyle karşılaştık. Çok böyle detayını vermek istemiyorum ama işte bakın TÜBİTAK projeler içerisinde onu da çok rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Çünkü geçmişte onların şeyler var, yani numaralar var, proje numaralar var. O proje numaraları çerçevesinde onları geçebilirsiniz. Basbil bir öğrende şu şekilde eğitim teknolojisi ve eğitim materyali geliştirmek adına bir proje gerçekleştirmeye çalıştılar. Evet, ilk başta yani orada kavramların öğrenilmesi, ondan sonra veya işte ne bileyim o Basbil öğrenin çok daha farklı konu alanları içerisinde de dönüştürmüşler mesela. Sürdürülebilirlik ve yaygın etik. Yani sadece diyelim ki kavramlar değil, bazen sahabeler, bazen işte bilim insanlarını da devreye koymuşlar. Ve bu şekilde yani işte bastığınız zaman şöyle söyleyeyim, tabii ki 3D boyutlu noktası da var. Video altyapısını da çok iyi. Mesela bildiğim zaman Virtual gibi birçok altyapı, yani teknolojik altyapıyı da çok iyi bir şekilde kullanan öğrenciler, öğrenci arkadaşlarımız oluyor. Bunları koordine ettikten sonra şey yapıyorsunuz. İşte Basbil Öğren dediğin zaman hem bilgisayar altyapısında da bunu yapmışlar. Bir de şey yapmışlar. Biraz böyle robotik şeyler de yapmışlar. Basıyor, sana İbn Sina'yı anlatıyor mesela. Basıyor, işte Farabi'yi anlatıyor sana ve geçmişteki değerlerimizi günümüze aksettirebilme. Onu da öğrenci arkadaşlar da o Basbil Öğrenci zaman mesela sınıflarda da çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorlar ve bu anlamda çok böyle özgün bir fikirde ortaya çıkmış oluyor. Yani buradan şunu mu anlayacağız hocam? Benim anlattıklarım şu ana kadar teknolojiyle çok iç içe olmayan proje fikirleri. Ama teknolojiyle, okuldaki fizik öğretmeniyle, bilgisayar öğretmeniyle de işbirliği yapıp bunun internet altyapısı, işte e-oyun veya başka türlü internetten bir işte aplikasyon vesaire boyutunu da katabiliyorsa bir okul, bu onun kabul edilebilmesi açısından çok daha faydalı olur. Kesinlikle hocam. Ya zaten burada öyle bir şey oluyor ki, ekip çalışması oluyor ki, sadece din kültürü öğretmeninin yönlendirmesiyle belki yetinemeyebiliyor. Yani sosyal bilgiler, işte fizik, işte artık teknoloji hocası varsa teknoloji hocalarından destek alınır, arkasında çok koordinasyon gerekiyor. Ama bu tür koordinasyon ve ekip çalışması içerisinde gerçekleştiren projelerin daha altyapısı sağlam oluyor ve kabul edilebilirliği çok daha mümkün oluyor. Yani öğretmenlerin tek başına ben yaparım diyerek bu işe girmemesi. Biraz işin açıkçası biraz ekip ruhu olması gerekiyor. Bir de hocam mesela aklıma gelmişken dereceye girmiş mesela. Geçen sene yanılmıyorsam 2020 yılında dereceye girmiş bir tane mesela. Pandemide sabır ölçeğini
kullanmış mesela bir öğretmen arkadaşımız ve öğrencilerle ve o da çok güzel bir proje. Hem gündemi de takip ediyorsun. Mesela son dönemlerde mesela doğal afetler çok yüksek düzeyde yaşanan bir toplumumuz. Evet. Yaşıyoruz. Doğal afetlerle ilişkilendirilmiş çok güzel projeler ortaya çıkabilir aslında. Yani doğal afetler, dindarlık, doğal afetler, işte doğal afetlerdeki dua etme anlayışımız farklılaşıyor mu, farklılaşmıyor mu? Ondan sonra yani ya şimdi tam buraya girdik yani mesela bu soru da gelecektir zannedersem biz hemen şey yaptık daha önceden girdik bu meseleye ama ondan sonra mesela bizim de mesela makale olarak yazmış olduğumuz şeyler var mesela okula öğrencilerdeki okula bağlılığın veya bağlanmanın etkileri faktörleri acaba bağlanabiliyor mu bağlanmıyorlar bu konularda çok güzel ölçekler var mesela bu konularda çok fazla şey mesela bunlar açık alanlar ve şu ana kadar girilmemiş alanlar. Yani işin açıkçası başka ne çalışabilir? Hocam bu konuda yüksek lisans yapmış öğretmenler bu işleri daha kolay kotarır diyebiliriz değil mi? Evet, yani, akademik akademik teknikleri çok iyi bir şekilde elde ettikleri için o öğrencileri daha iyi yönlendirebiliyorlar. Çünkü bir defa şöyle söyleyeyim, işte 20 sayfalık, en az 20 sayfalık, işte ne bileyim özet 250-300 sayfa, 300 kelimelik özet hazırlaman gerekiyor. Akademik disiplin içerisinde projenin tematik alanı, giriş, yöntem, amaç, işte zaman çizelgesi, ondan sonra bu tür noktalarda aslında altyapı olarak işte yöntem, ondan sonra gelişme ve en sonunda sonuç ve kaynakçı olarak böyle bir şablon var. Bu şablonda neler yapılması gerektiğini de çok iyi bir şekilde TÜBİTAK rehber olarak size hazırlamış, sunmuş. Şimdi işin açıkçası akademik anlamda altyapısı daha iyi noktalarda olan öğretmen arkadaşlarımızın yönlendirmeleri daha kolay olabiliyor. Ama şurada şöyle bir yanılgıya uğramayalım. Yani evet ya büyük öğretmenler mesela yüksek lisans veya işte ne bileyim akademik altyapısı çok yüksek düzeyde olan hocalarımızı devreye katmanın elbette ki bir faydası var. Ama bir öğrencinin fikri ön planda olması lazım. Bir öğrencinin altyapısıyla hazırlanan projelerin aslında 2204, 220A, B projeleri aslında bu önemli. Eğer akademik anlamda altyapısı olan öğretmen arkadaşlarımızı böyle yüksek düzeyde aslında öğrencilerin de anlamayacağı, hatta öğrencilerin kapasitesi, yeteneği, kabiliyeti, becerisi yüksek düzeyde olmadığını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ama bazı projeler onu çok ciddi şekilde aşıyor ve sanki adeta bir akademisyeninden elinden çıkmış gibi bir projeler karşıya çıkıyor. Bu anlamda biraz da dikkatli olması gerekiyor. Tam şöyle bir soru soracaktım. Sorumu değiştirmek zorundayım. Yani bir din kültür öğretmeni veya İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni böyle bir projeye girerken acaba yakınındaki üniversitedeki bir hocadan destek alabilir mi? Bu konuda rehberlik alabilir mi diyecektim. Ama siz diyorsunuz ki burada öğrenci olan öğretmen değil, tezi hazırlayacak olan, tabiri caizse yüksek lisansı yapıyor olan öğrenci, evet. Öğrencinin kendisi. Evet. Hocanın ona rehberlik ediyor olması lazım. Tezin sahibi orada öğrenci. Tabii ki. Yani belki şu anda defakto araştırma olarak araştırma projesini diyelim. Tezin sahibi dediğiniz zaman sanki yüksek yani, lisans yapıyormuş gibi hissedilir ama evet. Araştırma projesinin sahibi öğrenciler. Yani üçten de olur, dörtten de, beşten de olabilir. Öğrenciler olması gerekiyor. Öğrencileri yönlendirmek lazım. Evet, öğrenciler kendi fikirlerini sunduktan sonra öğretmenin, ha gerekirse akademisyen hocalarımıza da gidip başvuruda bulunabilirler. Ama akademisyen hocalarımız ve danışman öğretmenlerimiz veya danışman yürütücü öğretmenlerimiz burada sadece rehberlik ve kılavuzluk yapması gerekiyor. Evet. Yani o işin sahibi olduğunun imajını çok iyi bir şekilde ortadan kaldırması lazım. Öğrencinin ben bu işin sahibiyim demesi lazım. Tabii, yani. Tabii. Ve şeyde jürilerde onu hissetmesi lazım aslında. Yani evet, veya bir konsensüs olduğu projeleri çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Öğrencinin de orada elinin olduğunu hissedebiliyor jüriler. Yani veya işte öğretmenlerin, akademisyenlerin elinin olduğunu ama sadece akademisyenin elinin olduğu bir proje işin açıkçası kabul edilebilir bir proje olmaz.
Çünkü o artık akademisyenin hazırlamış olduğu bir makale Evet. şeklinde veya bir akademik altyapı şeklinde hazırlanmış bir şey oluyor yani. Burada Ürün hocam olmuş oluyor. süreci yaşamak aslında önemli herhalde. Biz bazen sonuca kilitleniyoruz. Benim projem kabul edilmedi, benim projem işte değer görmedi vesaire oldu diye küsüyor. Geri çekiliyor bazen öğretmenler. Burada öğrenciye onu yaşatıyor olmak zaten asıl amaç değil Tabii mi? ki. Yani o projeye katılma duygusunu yaşatıyor olmak. Şimdi TÜBİTAK tarafına bakalım. Az önce hatırladım şimdi bu cümleyi kullandıktan sonra hocam. Şimdi TÜBİTAK'ta illa böyle zorlayıcı bir anlayışa sahip değil. Teşvik edici bir anlayışa sahip ve bu anlamda bu projeleri değerlendirmeye tabi tutan jürilerin bu anlayışını çok ciddi şekilde görebiliyoruz şeylerde, projelerde. Niye? Çünkü yani bu burada teşvik amaçlı. Burada zorlayıcı, kısıtlayıcı bir şey değil. Hatta bazen projelerde yani mesela birinci sırada 3 tane projeyi birinci sırada koyuyorlar. 2 tane projeyi ikinci sırada veya 3 tane projeyi üçüncü sırada da koyabilirler. 3 kişiye vermeleri gereken şeyi ödülleri 8'e, 9'a, 10'a hatta teşvik ödülleri de veriliyor. Yani yeter ki yapsın. Çünkü ya akademik teşvik anlamında da ve günümüz ilerleyen süreçlerde de az önce ifade ettiğimiz gibi daha bu işe sarılması için TÜBİTAK'ın gerçekten çok ciddi teşvikleri var bu anlamda. Yeter ki bu işe ulaşmak lazım. Yani hiçbir şekilde bir defa öğrencinin bize mesela talimat verilirken, o jürilere talimat verilirken öğrencilerin kesinlikle rencide etmemek, öğrencilerin aşkını kırmamak, öğrencilerin bu noktadaki mücadelesini incitmemek, öğrencilerin bu noktadaki akademik şu ana kadar yapmış olduklarını daha tamam bak burada bir şeyler yapmışsınız çok güzel, çok değerli ama şurayı biraz daha geliştirsek çok daha iyi olur düşüncesiyle teşvik edici konuşmaların yapılmasını talimat veriyor. Yani şeye, Evet. jüri üyelerine ya ve panelistlere veya şeylere. Bu anlamda kesinlikle zorlayıcı değil, daha kolaylaştırıcı, daha teşvik edici bir yöntemleri de söz konusu. Evet. Hocam yavaş yavaş somut örneklere gelelim isterseniz. Gelelim. Asıl bence de öğretmenlerin en fazla merak ettiği şey örnek olarak ne çalışılabilir? Ben bununla ilgili birkaç araştırma yaptım ama konunun Evet. uzmanı siz olduğunuz için önce sizden biraz konu tavsiyesi de demeyeyim de hocam. Alan mesela doğrudan değerler eğitimi değil. Fiziğin altında da veya Türk Dili Edebiyatı'nın altında da değerler alt teması işlenebiliyor. Veya doğrudan değerler eğitimi alanının da şeyler işlenebiliyor. Evet. Ne yapabilir öğretmenler? Şimdi yani tematik alanlar var. Şimdi burada mesela bakınız 2022-04 rehber, lise rehberleri var. Burada 88 sayfalık bir rehber var. Burada da işte tematik alanların açıklamaları var, yarışmanın alanları var, tematik alanlar var. Yani burada işin açıkçası ve bölgeler de hepsini açıklıyor. Burada 8-12 tane ana alan var. O 12 tane ana alanın altında da tematik alanlar var. Yani burada sadece mesela burada baktığımız zaman göç ve uyum var. TÜBİTAK sitesinde var bunlar. TÜBİTAK evet. sitesinde var bunlar. Doğal miras, doğal kaynaklar var. Yani değerli eğitimle bunu çok rahat bir şekilde ilişkilendirebiliriz. Veya değerli eğitimi dijital dönüşüm. Onda. Ondan sonra değerli eğitimi ekolojik denge. Bu anlamda da mesela işte israfın, mesela çevreyle olan, mesela son dönemlerde çevreye çok hassasiyet gösteriliyor. Yani çevre eğitimi denilen çalışmalar söz konusu. Mesela çevre eğitimiyle değerler eğitimi arasındaki o ilişkiyi kurabilecek projelerin gerçekleşmesi aslında günümüzde zaten son dönemlerde devletlerin de bu anlamda çevre hassasiyeti çok yüksek düzeyde ki mesela değerler eğitimine de çok rahat bir şekilde girebilir. Yani burada birçok tematik alan var. Böyle onlarca Ben tematik birkaç alan tane var. örnek okuyayım mı hocam? Evet, Belki size de oradan bir okuyabilirsiniz. çağrışım falan yapabilir. Mesela sokak kedilerine ev yapımı diye bir proje yapılmış. Yani sokak hayvanlarına veya tabiattaki hayvanlara herhangi bir iyiliğimizin dokunabileceği her türlü proje olabilir. Bu kuşlardan tutun da leyleklere kadar yani. Nasrettin Hoca hikayelerinden değerlerimizi öğreniyorum diye bir proje yapılmış. Muhtemelen bunun bir aplikasyonu, bir web sitesi bir şeyi de yapılmıştır. Tabii. Bu ufak bir uygulaması eklenmiştir.
namazın birey üzerindeki ruhi ve bedeni faydaları diye proje yapılmış. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alametleri diye proje var. Evet. Tekrar söylüyorum ki bunun mutlaka az önce bahsettiğiniz gibi yaygınlaşabilmesi için bir sosyal medya veya internet veya bir teknolojik bir şeyle de bağlantısını kurmuş olmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen meyvelerin insanlara faydaları mesela. Biyoloji öğretmeninden faydalanmışlardır. İşbirliği yapmışlardır. Evet. Kentimizin öz değerleri. Hurafeler diye bir proje var. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerinden haberimiz var mı diye bir proje yapmışlar. Kim bilir nasıl, merak ettim ama ayrıntısı yok tabii sitede. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aile yaşamının incelenmesi var. Sakarya yöresi türkülerinin sosyo-kültürel motifler üzerinden incelenmesi var. Yaşadığınız herhangi bir şehri Sakarya kelimesinin yerine koyabilirsiniz burada. Evet. Daha sonra oku, kaydet, dinlet. Arap alfabesinin tanıtımı var. Bu mutlaka bir aplikasyon vesaire bir şey vardır yani abi bunda. Mesela o şeyde de bu tür projelerde Mustafa Hocam mesela ayakkabılıkları mesela Arapça alfabeye dönüştürmüş bazı okullar var. Mesela ben geçmiş senelerde hatırladığım kadarıyla Adana bölgesinde mi? Yanılıyor olabilirim. Mesela bu tür şeyler de var. Yani dediğim gibi şimdi somut örnekler. Mesela şöyle söyleyebiliriz. Sosyal medya değerlerimizi nasıl etkiler? Gibi mesela şu anda TikTok olsun, Instagram olsun birçok şey sosyal medya var. Değerlerimizi nasıl etkiler gibi bir proje gerçekleştirebilir. Okulumuz öğrenciler arasında hangi değerlerin yaygın olduğu veya ondan sonra değerlerin öğretilmesinde ilk başta işte kontrol grubu, ondan sonra deney grubu, onlar arasındaki ilişkileri veya aralarda eğitimler yaparak, mesela eğitimler, sunumlar gerçekleştirerek ilk başta hangi değerlere sahip olduklarını ve değerlerin farkında olup olmadıklarını tespit ettikten sonra ilk baştaki altyapıları neydi? Ondan sonra belli bir mesela bir ay sonra, iki ay sonra gerekli sunumlar yapıldıktan sonra o değerlere ne kadar daha fazla farkında olabilirler? İşte bu mesela bu sürdürülebilir olduğu için ve yaygın etkisi de çok geniş ölçülerde olduğu için yapılabiliyor. Yani bu da yine şey gibi yani akademik bir çalışma. Tabii tabii. Bir tezi niçin yazıyorum, evet. Nasıl yazıyorum? Evet. Yani önce bir amacını ortaya koyacak, hedefini ortaya koyacak, varsayımları olacak ve o varsayımları test edebileceği bir süreç yaşatacak. Şimdi nasıl? Değerli hocam, ahlaki olgunluk olsun. Şimdi web sitesinde TOAP denilen bir şey var. Bir altyapı var. Yok yok. TÜBİTAK'ta değil. Bu bütün ölçeklerin yani bütün konu alanlarıyla ilgili bütün ölçeklerin mevcut olduğu bir akademik şey var. Web sitesi var. Neydi adı hocam? TOAD. Tamam, ben onu yazarım köşeye. TOAD aslında orada hazır ölçekler söz konusu. Aslında akademisyenler de kendi çalışma alanları içerisinde o tür ölçeklerden çok rahat bir şekilde kullanır. Ha bazen işte yarı yapılandırılmış anketlerle de yani işte öğretmenlerin hazırlamış olduğu sorular çerçevesinde yani sadece okulun içerisinde bir defa şöyle söyleyeyim. Okulun içerisinde gerçekleştirilecek projeler var. Topluma mal edilmiş, halkla bütünleşebilecek projeler de çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilir. Yeter ki zaman olsun, o zamanı kullanma becerisi olsun ama zaman ve iş çizelgesi var. Onu çok iyi bir şekilde koordine ettikten sonra yani toplumla, halkla da böyle yarı yapılandırılmış mülakat çerçevesinde de bu tür projeler gerçekleştirebilir. Yani somut örneklere baktığım zaman işte yani bu çalışılmış konuların dışında veya birisi farklı bir mesela bir çalışma konusunun farklı tarafını dile getirmiş, ötekisi çok daha farklı tarafını getirmiş. Sen o iki tarafı yani dile getirilen iki taraftan daha farklı bir şekilde görebildiğin alanda da proje gerçekleştirebilirsin. Yani az önce dediğimiz gibi ahlaki olgunluk, okula bağlılık, mesela şiddet bunlar da çalışılmış aslında. Yani baktığımız zaman geçen sene bir şekilde bölge yarışmalarına çağrılmış. Burada değerli oyuncağım var. Oyuncakları geliştirmişler. Mesela bu oyuncaklar nasıl? Şöyle mesela okul öncesi çocuklara, 5-6 yaşlarındaki çocuklara hayalindeki mesela hayalindeki şeyi çiz bakalım demiş. Hı hı. Mesela işte ilk ortaokul öğrencileri veya lise öğrencileri gitmişler kreşlere, anaokullarına demiş ki
Yani çizin bakalım demiş. O çizdiklerini gitmişler artık işte demircilerle, marangozcularla birleşmişler. O yani işte hafsalarındaki, akıllarındaki o oyuncağı çizdikten sonra o oyuncağı somut hale getirmişler. Çok güzel iş. Mesela bu güzel bir şey ve çok daha uzun süreçli bir şey. Çünkü o oyuncak yıllarca saklanabilecek bir şey. O yüzden mesela değneli oyuncağı başka şiddet eğilimindeki artma, mesela çocuklardaki akran zorbalığının artmasının nedenlerini araştıran ve bu konuda da büyük ihtimalle ölçeklerle uğraşan kişiler. Mesela bu benim en fazla beğendiğim noktalardan bir tanesi ki tam puan alan örneklerden bir tanesi. Beyaz camdan geleceğe şeklinde. Bu da mesela diyelim şöyle yapmışlar. Öğrenciler o değerleri ya kişiler üzerinden, otoriteler kişi mesela İbn Sina, Farabi üzerinden değerleri anlatıp video çektikten sonra o videoları okullarda öğrencilere sunduktan sonra okullardaki o farkındalığı daha artırmak için Beyaz Cem'den geleceği şeklinde bir proje gerçekleştirmişler. Mesela YouTube kanalı kurup o videoları orada çekip YouTube kanalına yerleştirdikten sonra kendi okullarındaki o test aşamasına geçerlerse kalıcılığı da Tabii sağlanmış ki oluyor çizgi yani. film mahiyetinde de mesela bazı projelerde de şey yapmışlar mesela bir sahne hazırlamışlar ve o değerleri anlatan çizgi film şeklinde skeçler, tiyatrolar, ondan sonra drama yöntemlerini kullanarak yani zaten şu anda çok bu teknoloji altyapısı çok iyi olan çocuklara daha kolay hitap edebilme noktasında projeler gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Evet hocam, Allah razı olsun. Epey bir örnek paylaşıldı. Ben de birkaç tane paylaşayım. Ortaokul kısmından bu 22.04 B'den aldığım şeyler. Mesela kitabımı paylaşıyorum diye. Bilmiyorum iki okul arasında ortaklaşa bir TÜBİTAK projesi olabiliyor mu? Tabii. Bunda hiçbir kısıtlılık söz Yani konusu tek değil okul yani. olmak zorunda değil yani. Değil, değil. Bir tanesi Edirne'de, bir tanesi Kars'ta iki okul birleşip bir projeye imza atabilir mi yani? O ben belki böyle süreç anlamında biraz sıkıntı yaşatabilir ama mesela ilçe içerisinde veya il içerisindeki okullarda ki buna da ben karşılaştım. Evet, yani sadece kendi okul içerisinde değil de mesela fen ve teknoloji altyapısı okullarda yani fen kolejlerinde böyle birleşerek aslında bu tür şeyler. Ama tabii ki burada kendi okulunu ön plana çıkarmak istedikleri için öğretmenler genellikle kendi okulları çerçevesinde yapmaya çalışıyorlar ama yani bu demek değildir ki işte fen kolejlerinde şey yapmasınlar. Yani destek almasınlar. Gidip oradaki altyapıyı çok daha rahat bir şekilde kendilerine Evet dönüştürebilirler. hocam, Önemli olan burada orada etkileşim. yani üşenmemek, iş Tabii ki. yapmak, bu işe baş koymak burada asıl önemli mesele. Tabii. Yani basit bir form hazırlayarak olmuyor bu işler. Evet. Gerçekten bir ürün ortaya koyması lazım. Mesela Askıda Kitap diye bir proje var. O askıda kitap ondan sonra mesela askıda kitap deyince aklıma şey geldi. Askıda ekmek, askıda kitap, askıda işte iki tane daha var. Dört tane askıda ile ilgili ikisini hatırlayamıyorum. Mesela sadaka şeyi, taşı. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çok önemli bir şeylerinden bir tanesi. Halkla bütünleştiği noktalardan bir tanesi. Sadaka taşı ile alakalı projeler gerçekleştirmişler önceden. Yani birçok konu alanı var. Bunu çok iyi bir şekilde koordine etmek lazım. Evet, misafirim değil kardeşimsin diye görüyorum buradan. Evet. Muhtemelen şeyle, göçle ilgili, Tabii mültecilerle tabii. ilgili bir proje. İmam Hatip öğrencilerinin İngilizce dersine karşı tutumu diye bir proje yapılmış. O da büyük bir ihtimalle SPSS anket türü Evet. çalışma bu. Modern kent ozanı Barış Manço şarkılarının değerler eğitimi başlığı altında öykülendirilmesi demiş. Daha sonra son bir şey söyleyeyim. Doğan'ın ortaokul öğrencilerinin sosyal tutum ve davranışlar üzerine etkisi demiş. Yani bunlar aslında her okulda, her öğretmenin demeyeyim, her okulun bir ekip çalışması altında yapabileceği ama sadece biraz işin içerisine emek katması gerektiği şeyler. Tabii. Ön Hocam anda şimdi işte. bir de şu var. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü var. Tabu ile Hazreti Muhammed'in hayatı var hocam. Ha, Bir evet. de onu söyleyeyim. Evet.
Evet, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü var. Aklıma gelmişken bakın ulusal ve uluslararası proje hazırlama öğretmen rehber kitabı denilen bir şey var. PDF var. Onu paylaşırız hocam Ya linklerde. 103 sayfalık ya nasıl ulusal ve uluslararası proje hazırlama gerekiyor. Bunu çok iyi bir şekilde koordine etmişler. Yani aslında bu işe biraz eğilim göstermek lazım. Eğilim gösterdikten sonra işler bir de zevk alıyorsun. Yani sadece öğretmenlikte ders anlatmak belli bir seneden sonra insanı monotonlaştırır. Yani bu tür projelere eğilim göstermek aslında hayat canlılığı anlamında ve okulun enerjisi ve sinerjisi anlamında ve öğretmenin ilerleyen süreçlerdeki kazanımları anlamında gerçekten öğretmene büyük değer katar diye düşünüyorum. Evet hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Son ediyorum. olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Tavsiye anlamında Yani olabilir. Gerçi çok şey söyledi de. evet. Şimdi değerli öğretmenlerimiz bu anlamda çok böyle şey yapmasınlar. İşin açıkçası biz İlahiyat Fakültesi olarak da mesela proje üretme konusunda biraz çekimser kalırız. Yani prosedür işleri bize biraz zorluyor gibi. Yani prosedür işlerine çok fazla girmek istemiyoruz. Ama bakıyoruz ki ben işin açıkçası altyapı olarak işte İmam Hatip'ten gelmiş bir akademisyenim. Ama akademisyenliğe girdikten sonra mecburen bu işe bakıyorsun ki proje geliştiriyorlar. Üniversitenin altyapısı hep sürekli projelerle donatılmış. Herkes bir şekilde bir işin bir tarafından tutmuş ve oradan bir şeyler üretmeye çalışıyor. Biz orada konu mankeni gibi duramayız. Mecburen biz de girmek durumunda kaldık ve biz de bilimsel araştırma projesi yaptık. Yaptık ve hakikaten ondan sonra sahadaki o tecrübeyi çok daha kolay bir şekilde elde edebildiğimizi gördük. Yani bu işin yaşı da olmaz, bu işin şeyi de olmaz. Önemli olan burada gelişime açık taraf çok önemlidir. Yani unumuzu astık, elimizi şey işte o şey unumuzu eledik, elimizi astık türünden anlayışa sahip olduktan sonra bu işlere girmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama iştiyaklı ve gelişime açık tarafımızı çok iyi bir şekilde kullandıktan sonra buraya girmemiz gerektiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü yani öğretmen arkadaşlarımız bu anlamda evet din kültürü öğretmenlerimiz son dönemlerde ki ben de işte akademisyenlerde şeyde yani üniversitede derslerde bunlara çok fazla bahsediyorum. Yani din kültürü öğretmenleri neden bütün platformlara girip oradaki becerilerini artırmasın diye düşünüyorum. Ki işin açıkçası bu anlamda teknoloji altyapısı olan öğretmen arkadaşlarımızın isimlerini sürekli arkadaşlarımıza söylüyorum. İşte yani isimlerini çok iyi bilen bu Türkiye'de din kültürü öğretmenleri. Mesela sizden de bahsediyorum. İzzet Eker hocamızdan bahsediyorum. Mehmet Fatih Bütün'den hocamdan, Gökhan Ay hocamdan bahsederim. Mikail Okumuş hocamdan bahsederim. Çünkü bunlar baktığımız zaman hem dinle teknolojiyi çok iyi bir şekilde koordine etmeye çalışan ve bu anlamda birçok proje üretmeye çalışan arkadaşlarımız olduğunu görüyorum. Hepsi de benim dönemden arkadaşlarım. Çok da mutlu oluyorum tabii ki. Yani bu işe girdikten sonra bak mesela bir öğrenci arkadaşımız var. Mezun ettikten sonra çok güzel bir eğilim gösterdi. Şu anda eğitim danışmanlığı yapıyor İstanbul'da. Bir şirket kurdu. Ve çok da güzel projeler gerçekleştiriyorlar. Önemli olan bu ufku açabilmek ve bu ufku açtıktan sonra bu işe girdikten sonra ne kadar zevkli olduğunu, yani önemli olan işte parasal ve ekonomik, iktisadi anlamda kendini geliştirmek elbette ki bazı noktalarda kazanımlar sağlayabilirsin ama burada gerçekten öğretmen arkadaşlarımız bu işe girdikten sonra bu işin zevkini çok daha net bir şekilde elde edebilir diye düşünüyorum. İnşallah hocam, inşallah. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli Okuryorum takipçileri, bu videomuzda din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmenlerinin okullarda düzenlenen bölgesel yarışmalar şeklinde yapılan TÜBİTAK projelerine nasıl katılabileceğini, neler yapması gerektiğini, bunun önemini ve birkaç da somut örneğini konuştuk. Allah razı olsun Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hamza Aktaş bize bilgi verdi. İnşallah bir yerlere gider, inşallah bir yerlere değer İnşallah. diyelim. İnşallah bunun üzerine birkaç tane de proje yazıldığının haberini duyarız. Tabii ki. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.